İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ne zamanki Beytullah'ın temellerini yükseltiyorlardı, ne diyerek? Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz, bizden kabul et. Bak nasıl yalvarıyor büyükler. Büyükler nasıl yalvarıyor, görüyor musunuz? Ben ibadet ettim, ben kıldım, elbette kabul edecekler. Kim demiş sana kabul edecekler? Yalvarmakla, iltica etmekle, tabarruh etmekle, niyaz etmekle olur. İşte görüyorsunuz, en büyük dostu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, İbrahim aleyhisselam'dır. Onlar nasıl yapıyorlar, ne diyorlar? Ben kıldım, kabul etmeye mecbursun diyorlar mı? Yok. Beni yarattın, beni riziklendirmeye mecbursun diyorlar mı? Yok. Fazl-ı kereminden ver ya Rabbi. Hiçbir şeye borçlu değilsin bize ya Rabbel alem. Biz sana borçluyuz. Bizim sana boyun eğmemiz lazım. Bizim sana teslim olmamız lazım. Bizim senin şeriatini yaşamamız lazım. Tarikatını yaşamamız lazım. Arkadaşlar, tarikat derslerimize dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Şeytan kandırır bizi. Bugün de kalsın. O hep biz tamam olmasa ne olur? Hep iyi yaptım falan. Böyle dedirttirir insana Cuma Bismillah. En ihsanı bir tamam. Yemek yediyse bize de doyurmasa bizi ne yaparız? Ağlanırız değil mi? Kıvranırız Cuma Bismillah. İşte bu tarikat de öyledir. Siz de bana verdiğiniz sözü tamamlayın Mevla buyuruyor. Bir insan yatsıyı kıldı mı durmamalı, yatmalı. İyilerin adeti değildir. Yatsıdan sonra, yatsı namazı kıldıktan sonra durmak, konuşmak iyilerin adeti değildir. Büyüklerin adeti değildir. Bizim gibi kendini bilmeyenlerin adetidir. Uyku zamanında uyanık duruyorsun. O ne zaman ki efendim ibadet zamanı geliyor, o zaman yatıyorsun, uyuyorsun. Böyle tarikat olmaz, şeriat olmaz. Yatsıyı kıldın mı yatacaksın. Uykunu aldıktan sonra teheccüde kalkacaksın. Abdest alıp namaz kılacaksın. Mevla'ya el açacaksın. Mevla buyuruyor ki gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca Resulullah haber veriyor bunu. Hadis-i kutsidir. Benden bir şey isteyen var mı vereyim? Mevla açtı kapıları. Mevla kapıyı açtı, o da sen yat aşağı. Sonra kapattığı vakitte kalk dua et. Ondan sonra duam kabul olmadı de. Doğru mu? Bir şey isteyen var mı? Dua eden var mı? Kabul edeyim. Mağfiret olmak isteyen var mı? Mağfiret edeyim. Böyle her gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca bu nida oluyor. Bu dua kabul kapısı açılıyor arkadaşlar. Ayık olalım. Kendimizi iyi toparlayalım. Düşünelim. Kapı açıldığı vakit, sofra kurulduğu vakitte gelelim. Sofra kalktıktan sonra gelmeyelim. Her şeyin bir adeti vardır, bir usulü vardır. Büyükler bunu anladı. Ve böyle devam ettiler, böyle yaşadılar. Hiç kaçırmadılar bir şeyi elhamdülillah. Biz de kaçırmayalım. Namaz kıldıktan sonra, teheccüd namazı kıldıktan sonra derse başlayalım. Dersi sabaha kadar bitirelim. Bitmezse namazın arkasından işrağı beklerken bitirelim. Mutlaka böyle yapan adam bitirir derslerini. Biiznillah. Bir şey kalırsa onu da gündüz yapar, tamamlar. İlla 24 saat zarfında 5000 kelime-i tevhid ve murakabeler efendim ikişer saat, bir üç saat aşağı kalmama şartıyla devam etmek lazımdır. Tamamlanmak lazım. Her 24 saat zarfında tamamlanmak lazımdır. Her vakit bunu tembih ediyorum kendime de size de. İnne Rabbi, muhakkak benim Rabbim le semî'u dua. Elbette dua işiticidir. Dua ettim, işitti. Kabul etti. Nerede etti? Beytullah'ta etti. Şam-ı Şerif'te etti. Nerede bulunduysa orada dua etti ve Mevla da onun her duasını işitti. Ve ihsan etti, kabul etti. Ya Rabbi bize de aç kapağı kabul saatlerini ya Rabbi. Kapılarını aç ya Rabbi. Yatsıyı kıldık mı yatalım. Elbette beden uyku ihtiyacını aldıktan sonra kalkmaya gücü yeter. Taşır seni yani. İstediğini yaptırırsın ona. Değilse yok. Taşımaz seni. Bak
vakitsiz yatarsan, vakitli kalkarsan bile ne dediğini işitmezsin. Aklın başında olmaz, uyku kaplar seni. Ne duandan haberin var, ne ibadetinden, ne rükûnden, ne secdenden haberin, bir şeyin yok. Aman dikkat edelim, bu meseleyi birbirimize tavsiye edelim, söyleyelim. Rabbena ufirli, ey Rabbim, Rabbimiz, bizi beni mağfiret et. Evvela kendine dua ediyor. İnsan evvela kendine dua etmeli. Veli valideyye, sonra babamı, anamı da ya Rabbi mağfiret et. Belil müminine, bütün müminleri de mağfiret et ya Rabbi. Yevme yekumul hisab, muhasebe günü kaim olduğu vakitte, kalktığı vakitte, mahşer koptuğu vakitte, hepimiz orada toplaştığımız vakitte bu duayı ya Rabbi cümlemize tatbik eyle ya Rabbi. Cümlemize tatbik eyle ya Rabbi. Kâb-ı gafletten bizleri ikaz eyle ya Rabbi. Kör sağır yaşamaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bizimle berabersin ya Rabbi. Habersiz yaşatma bizi ya Rabbi. Haberli yaşat bizi ya Rabbi. Daima sana dayanan, sana yaslanan, sana iltica edenlerden eyle bizi ya Rabbi. Dualarınızı kabul eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı. Huzur kapınız.